geldi. Herkes hoş geldi. Hoş gelmeye de devam ediyor. Başlayana kadar, saat 3 olana kadar hızlıca cevaplara bakalım. Webinar kayıt alınıyor mu? Demiş Erkan Bey. Evet, alınıyor. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben bu paylaşmayı, anlatmayı seviyoruz ama bu webinar işi biraz sorunlu. Kimseyle diyalog kurmadan bir şeyler anlatmak gerçekten zor arkadaşlar. Benim yerimde olmak istemeyebilirsiniz. Şimdi bir saat dedik. Anlatacağımız şeyler fazla. Bir saatte zaten zor anlatacağız. Dilerseniz başlayalım. Sesle ilgili bir sorun yok diye umuyorum. Teşekkürler Çağatay Hocam. Şimdi arkadaşlar bugün konuşacağımız konu bir önceki konunun biraz devamı niteliğinde. Aslına bakarsanız bir saatte anlatılabilecek, üzerinden bütün detaylarıyla geçilebilecek bir konu değil ama biz yine de elimizden geleni yapacağız. Bugün anlatacağım senaryoyu mümkün olduğunca gerçekten yaşadığımız, incelediğimiz bir vaka üzerinden şekillendirmeye çalıştım. Birebir her şey aynıdır diyemem ama özellikle saldırganın kullandığı zafiyetler, gidiş yolu vesaire aynı. İşin en başında biz olayı incelemeye nasıl başladık o bilgiyi vermem doğru olacak. Olayın en başında sistem tarafındaki arkadaş Windows DC'ye doğru web sunucudan gelen bir takım authentication failler görüyor. Bunların sayısı da çok fazla değil. Tamamen tesadüfen o an orada olduğu için bunları fark ediyor. Buna bir bakın diye web sunucu ile ilgili arkadaşlara bilgi veriyor. Olay ondan sonra bize intikal ediyor. Yani aslına bakarsanız o gün Windows admin makinenin başında bir şeyle ilgili çalışıyor olmasaydı belki de çok daha geç haberimiz olacaktı. Bir önceki webinara katılanlar olay fark edildiği anda sunucu tarafında alınması gereken önlemlerle ilgili anlattıklarımızı hatırlıyordur. Bir öncekine katılmayanların da tekrar oraya göz atmasını ben rica edeceğim. Çünkü onları tekrar burada anlatacak zamanımız yok. Ama hızlıca söylemem gereken iki şey var burada çok önemli. Sistem açıksa kesinlikle kapatmayın. Birazdan nedenlerini sizlerle paylaşıyor olacağız. Siz de göreceksiniz. Çok ciddi ipuçlarından ediyor bizi sistemin kapatılması. Kapandıysa imaj almadan açmayın. Mümkünse aile bağlantısını kesip sadece kendinizin erişebileceği bir şekilde çalıştırın ve üzerinde çalışan yazılım, servis vesaire ile ilgili envantere mümkün olduğunca çok ulaşmaya çalışın. Bugün kullanacağımız özür dilerim. Evet, bugün simüle ettiğimiz vaka ile benzer teknolojileri kullanılan bir çalışma var. OWASP'i duymuşsunuzdur. Onların aslında Juice Shop isimli bir tane uygulamaları var. Bu uygulama vulnerable bir web uygulaması. Güncel hemen hemen bütün teknolojileri kullanıyor. O yüzden bunu tercih ettim burada simüle ederken. Burada ekranda gördüğünüz teknolojiler biliyorsunuz. Sahada, havada uçuran teknolojiler. Node.js kullanıyoruz, işte NoSQL kullanıyoruz, o kullanıyoruz, bu kullanıyoruz vesaire gibi. Bunlar güncel teknolojiler olduğu için bu doğru platform geldi bana. O yüzden bunu seçtim. Sadece üzerinde
bir takım özelleştirmeler yapmak zorunda kaldık. Bizim burada anlatacağımız zafiyetleri de eklemek zorunda kaldık. Şimdi sizlerin de bildiği üzere saldırganlar önce hedef sistemde bir keşif yapıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Otomatize araçlarla da yapıyor olabilirler bunu. Ya da sizi özellikle hedef aldılarsa kendilerine gelip tek tek çalışabilirler, adım adım çalışabilirler. Her iki şekilde de yaptıkları şey envanterinizi çıkarıp istismar edebilecekleri bir kütüphane, bir sürüm, benzeri bir şey aramak olacak. Eğer incelemeye başlarken biz bunları bilmiyorsak maalesef saldırganın geçtiği aşamalardan biz de geçmek durumunda kalıyoruz ve bu zaman kaybı anlamına geliyor. Bizim saldırganlardan şanslı olduğumuz tek nokta orada. Onun ulaşmak için başlarken çaba harcadığı şeylere biz sunucu erişimimiz olduğu için biraz daha kolay ulaşıyoruz. Bunun aslında çok ciddi bir avantaj olmadığını da birazdan yine göreceksiniz. Çünkü bu zor kısmı da saldırgan geçiyor. Bunu geçtikten sonra zaten onun içinde işler kolaylaşıyor. Şartlarımız eşitlenmiş oluyor. Şimdi ben önce size şuradan uygulamanın arayüzünü bir göstereyim. Ekran paylaştığımız için olsa gerek. Burada bir sorun oldu. Bir saniyenizi alacağım. Evet. Uygulamamız basitçe böyle bir uygulama. Burada bir online shop var. Bunun işte user register modülü var, basket var. İşte standart bir web shop'ta hangi uygulamalar varsa burada da onlar var. İnsanlar buradan çeşitli ürünler alıp satabiliyorlar. Uygulamamız bu. Birazdan buna tekrar geri dönüyor olacağız. Bize biraz önce bahsettiğim gibi konudan ilk haberdar olduğumuzda bize gelen bu sunucudan domain controller'a doğru giden, ağdaki Windows makinalara doğru giden ve authentication fail alan aslında sistemde var olmayan, DC'de var olmayan user'larla ilgili bir takım denemeleri geldiği bilgisiydi. Bunun üzerine sunucuyu incelemeye başlıyoruz. Ve bunu incelemeye başlamadan önce de tabii ki bir önceki webinarda anlattığımız adımları uyguluyoruz. Tedbirlerimizi alıyoruz. Sunucuya ilk eriştiğimizde ilk merak ettiğimiz şey son 24 saat içinde sunucuda oluşan yeni oluşturulan dosyalar. Bu dosyaların uygulama dizinine gidip o dizin altında yeni oluşturulan dosyaların bir listesini çektiğimizde şu çıktığı, kalabalık bir çıktı görüyoruz aslında ama bu çıktığın içinde şunları ayıklıyoruz. Bunları birazdan canlı olarak da görüyor olacağız. Sonrasında bunların içinde uygulama ekibiyle konuştuğumuzda, uygulamanın sahipleriyle konuştuğumuzda bu dizin özelinde bize söyledikleri şey şu. Bu dizine evet bizim bir şu anda yayından kaldırdığımız eski bir B2B uygulamamız var idi. Bu B2B uygulamasında bazı müşterilerimiz buraya dosyalar yükleyebiliyorlardı ama PDF ve zip dosyalarını yükleyebiliyorlardı. Buradaki JavaScript dosyaları ve XML dosyasını buraya yüklemiş olamazlar diye bilgi verdiler. Tabii burada bu listeyi alıp bakarken uygulamanın çeşidine, yapısına göre bazı durumlarda bu liste çok kalabalık, bazı durumlarda da çok az sonuçla gelebilir. Son 24 saat içinde modifiye edilmiş, create edilmiş dosyaların listesi. Çok fazla sonuç bulduğumuz durumlarda iki olasılık var. Ya saldırgan çok fazla şey denemiş oluyor, çok fazla yazıp silmiş oluyor ya da uygulama çok dağınık çalışıyor. Hemen her yere dosyalar yazıp silebiliyor. Her iki durumda da sık karşılaştığımız için bunun hangisinin o olay özelinde olduğunu kestirmemizin, emin olmamızın bir yolu yok. Tecrübeyle söyleyebilirim ki bu listede gördüğümüz dosyalar hani PHP, ASP, XML, JSP gibi uygulama sunucunun kullandığı dile ait dosyalarsa, yani sizin konfigürasyonunuzda çalıştırılabilir dosyalarsa şüpheyle bakmakta fayda var.
Bu aşamayı hızlı geçmek için bizim biraz önce anlattığım şekilde yaptığımız gibi yanınızda developer tarafından birilerinin olması tavsiyemdir. Çünkü onlar hangi dosyaların statik, hangilerinin dinamik olduğu, diğer bir deyişle hangi dosyanın yeni oluşturulmasının, modifiye edilmesinin garip olduğunu bizden daha hızlı söyleyeceklerdir. Bizim uygulamamız özelinde burada compliance dizinde müşteri iş ortaklarının file upload için kullandığı dizin olduğunu söylüyorlar. Fakat buraya sadece PDF dosyaları yüklenebildiğini, bir de zip upload'a izin verildiğini ama zip dosyalarında açılıp içindeki PDF'lerin çıkarıldığını, yani aslında buraya zip olarak da dosya inmediğini söylüyorlar. Fakat bizim burada gördüklerimizle bu durum örtüşmüyor. Anlıyoruz ki burada saldırgan buraya JavaScript veya XML upload etmenin bir yolunu bulmuş. Bunu ilk söylediğimizde genelde şu tepki alıyoruz. Hayır, imkansız. Biz bunları test ettik. Yapılamıyor oluyor ama burada unutmamanız gereken istismar edilen bütün zafiyetlerin zaten bu kategoride olduğu. Yani zaten olmaması gereken şeyler olarak bu işlerin yürüdü. O yüzden önce gidip bizim gözümüzle görüp bir kontrol etmemiz gerekiyor burada ne olduğunu. Bu arada hızlıca bunu da buraya özellikle koymak istedim. Hızlıca bir netstat çıktısı da buraya koydum. Yine vakaların birçoğunda karşılaştığımız durum. Bakın burada iki tane uygulama çalışıyor. Bir tanesi 3000 portta çalışıyor. Birisi 6660 portta çalışıyor. Bunu sorduğumuzda size belki komik gelecek ama çoğu zaman hangi portta bu sunucuda hangi portta uygulama çalışmasının legal, hangisinin legal olmadığını ilk bakışta maalesef öğrenemiyoruz. Yani genelde olabilirle yorumlar geliyor. Yani işte evet uygulama bu ama burada da bir API servisi çalışıyor olabilir. Galiba öyle bir şey vardı gibi. Burada da dönüyoruz en başa o bahsettiğim envanteri bilmek. Sistem üzerinde neleri olduğunun bir listesinin olması konusu yine önem kazanıyor. Biz şu anda bunu gördük fakat durmayıp devam ediyoruz. Çünkü işin sahibi de bize diyemiyor ki hayır burada kesinlikle şunlardan birisinin olmaması gerekiyor diyemiyor. O yüzden biz ilerliyoruz. Şimdi loglara gidip baktığımızda şunu görüyoruz. 13.52'de shell 5.js dosyası upload edilmiş. İlk başta loglarda bu saatte bir şey görmüyoruz. Sonra şunu fark ediyoruz ki sunucunun saatiyle, sistemin saatiyle uygulamanın kullandığı saatler farklı. Birisi GMT 0'ı kullanıyor, birisi Türkiye saatini kullanıyor. Haliyle buradaki uygulama tarafındaki loglar GMT 0 kullandığı için sistemdeki saatten 3 saat geride loglar üretiyor. Yani dosyanın sistemde oluşma saatini biz 13.52 görürken bu dosyayı oluşturan request'in saatini burada 10.52 olarak görüyoruz. Yine burada sizin de fark ettiği üzere istek bir post isteği olduğu için ve uygulama içinde siz özellikle post request'lerin payload'larını log'a yazacak bir önlem almadıysanız ki %99 bu olmuyor. Maalesef içeriği göremiyoruz. Burada saate bakarak, içeriğin aldığı cevaba bakarak, dönen cevabın boyutuna bakarak bir şekilde şüphelenebiliriz. Evet, bu bununla örtüşüyor. Bu dosya buraya şu post request ile gelmiştir diye. Bu yüzden şimdi developer demişti ki buraya bir JS dosyası upload edilemez. Ama biz burada bunu gördük. Demek ki edilebiliyor. Ne olduğuna gidip isterseniz şimdi canlı bakalım. Evet. Ben sizi yormadan hemen gideyim. Uygulamanın ilgili bölümü burası. Buradan kullanıcılar bazı dosyalar yükleyebiliyorlar. Aslına bakarsanız saldırgan da burayı şöyle
keşfediyor orijinal hikayede. Bu uygulamanın main JS'ine geliyor. Buradan basitçe bir sorgu yapıyor. Upload diyor. Sonra geliyor bakıyor. Evet, bir upload modülü var ve bu complaint endpoint'inde çalışıyor. Ve bakın, developerların söylediğinin aksine burada PDF dışında XML'de upload edilebiliyor. Peki gelin bunu deneyelim. Buraya XML upload ettiğimizde ne oluyor? Test XML diyelim. Şurada password vardı. Önce çalıştıralım. Bakın şurada çalıştı. Ve aslına bakarsanız bir hata aldı. Ama bakın burada ne var? Evet, kısmen doğru. XML dosyası upload edemedik ama doğru yapılandırılmış bir XML dosyasını upload etmeye çalıştığımızda sunucunun çalıştığı Linux'un üzerindeki etc password dizinin içeriğini okuyabildik. Peki bunu nasıl yaptık? Bu nasıl bir XML? Ona da bakalım. Evet, bu kadar bir XML'i sisteme gönderdik. XML'in external entity özelliğini kullandık. Şurada external file olarak etc password'ü verdik ve bunun içeriğini şuraya yazmasını istedik. Bakın şeyi okuduk. Etc password'ü okuduk. Şimdi gerçek hikayede saldırgan bu yöntemle sistem hakkında bayağı bir bilgi topluyor. Tabii burada tek tek bunların üzerinden maalesef geçemeyeceğiz. Sonra geçelim. Burada bakın neler vardı. Shell dosyaları vardı. Bunları nasıl yükledi buraya? Zamanınızı almadan söyleyeyim ve birlikte bir tane de biz yükleyelim. Nasıl çalıştığını görelim diye. Saldırgan burada şunu yapıyor arkadaşlar. Buraya zip dosya yüklenebildiğini görüyor ve aslına bakarsanız şuradaki XML içinden dosyaları okuma yöntemini kullanarak sistemin config dosyalarını bulup okuyor. Kaynak kodun bir kısmına erişiyor. Bayağı meşakkatli bir süreç. Bunun için günlerce uğraşıyor ve günün sonunda şunu keşfediyor. Zip dosyasının içinde zip dosyası gelirse sisteme zip'i ekstrakt ediyor ama içindeki dosya PDF mi, XML mi ona bakmıyor sistem. Orada yazılım tarafında böyle bir açık var ve bunu kullanıyor. Bakın birlikte yapalım. Şuradan hızlıca bir tane dosya oluşturalım. Bu bizim shell dosyamız olsun. Çalıştığı sistemde bütün interfaceleri dinlesin. Bu portu zaten kullandığımız için şunu 5 yapalım. Bu portu dinlesin. Bunun adını da shell 22.js'miş. Bunu farklı kaydedelim. Ya da bu şekilde kaydedelim. 23 yapalım. Evet, shell 23.js'i şimdi gidelim uygulamamıza. Önce JS olarak yüklemeye çalışalım. Submit dedim. 401 hatası aldı. Bakın burada bize hata verdi ve zaten şuraya baktığımızda da 23 burada değil. Peki şimdi ben gideyim o 23 dosyasını zipleyeyim.
Şimdi ziplediğimiz dosyayı göndermeyi deneyelim. Gene 401 aldık. Bakalım şurada. Evet, bakın dosyamız burada. İnsan loglarda en azından bir 200 görmek istiyor ama öyle olmuyor. Evet. Şimdi dosyayı sunucuya koymayı başardı saldırgan. Slaytlarımıza geri dönelim. Bu arada ben şeye bakmıyorum. Evet, Songül Hanım. Doğru. Kusura bakmayın. Açıkçası zamanı yetirmeye çalışıyorum. Şimdi özetle burada biraz şeyle harmanlayarak gidelim. Saldırgan bu şekilde keşif yapıyor. Önce ne yapıyor? Sistemin hata mesajlarından yola çıkarak sistemin kullandığı altyapı hakkında fikir sahibi oluyor. İşte not kullandığımızı vesaire, bunun içinde Express kullandığımızı, Pack Template Engine kullandığımızı vesaire keşfediyor. Yine Main.js dosyası ve diğer JavaScript dosyaları ve kaynak kodları üzerinden sistem hakkında fikir sahibi oluyor. Daha sonra şuradaki XML tarafındaki açığı istismar ederek diğer ihtiyacı olan datalara erişiyor ve şu anda sizlerle geldiğimiz noktaya kadar geliyor. Geçelim sonraki slayta. Sonra gidip şuna bakıyoruz. Burada biraz önce görmüştük ya şunun şüpheli olduğunu ama ilgili ekibin bunun hakkında yorum yapamadığını görmüştük. Şimdi hızlıca gidip bunun hangi dosya olduğuna, nasıl, ne şekilde çalıştığına bir bakalım. Evet. Bunu çalıştıran dosya şu dosya diyor. Gidip bu dosyanın içeriğine bir bakmak isteyelim. Evet, tahmin ettiğimiz üzere saldırgan bu dosyayı sistemden silmiş. İşte en başta bir önceki webinarda ve bunun da en başında size söylediğim gibi makine çalışıyorsa makineyi kapatmak, reboot etmek kendimize atabileceğimiz en önemli gol, en büyük gol. Çünkü eğer bu makineyi herhangi bir şekilde kapatmış olsaydık şu anda şu noktadan sonra erişebileceğimiz bilgilere erişemiyor olacaktık. Şimdi gidelim. Şu proses script silinmiş. İçeriğini göremiyoruz. Bu arada bir şey daha burada size anlatmam gerekiyor. Şuradan şeyin içeriğini tekrar göstereyim. Bakın burada saldırgan şunu kullanıyor. Node.js'in kendi built-in web server'ını kullanarak bir tane instance kaldırıyor ve seçtiği portta bir tane web sunucu çalıştırıyor. Node.js siz ekstra bir parametre, ekstra bir ayar, ekstra bir şey yapmadığınız sürece bu şekilde çalışan web sunucuların access loglarını hiçbir yere yazmıyor. Yani bu şu anlama geliyor. Saldırgan shell'ini çalıştırmaya başlayıp shell'ini kullanmaya başladığı andan itibaren işlettiği komutların hiçbir yerde çıktısı yok. Bunu da şöyle göstereyim size. Şurada neredeydi? Bakın 6660'ı dinliyordu. Gidelim oraya.
burada bayağı çalışmışız. Şunu silelim. Murphy kuralları çalışmaya başladı şöyle yapalım. Bir saniyenizi alacağım. Peki, birazdan çalıştığımız şey üzerinden ilerleriz. Sorun yok. Dönelim loglarımıza. Şu prosesi inceleyelim. Burada neler olmuş ona bir bakalım. Önce şöyle yapalım. Debugger'a bağlayalım. Debugger'da prosesin çalıştığını görelim. Sonra bu prosesten bir tane core çıkaralım. Evet, core 2888'e kaydettim diyor. Şimdi buradan çıkalım. Şimdi şeye bakalım. Aldığımız korun içinde neler var ona bakalım. Evet, burada maalesef sabırlı olup neler olduğuna izlememiz gerekiyor. Bakın o anda çalışan her şeyin içeriğini burada görüyoruz. Saldırganın kullandığı shell'in aktivitelerini de birazdan burada görüyor olacağız. Bakın şurada bu portu dinlemeye başladığı noktayı görüyoruz. Ondan sonra kendisine gelen connection'ları görüyoruz. Gelen sorguları görüyoruz gibi. Burada sizlere çok zamanını almamak için şöyle yapalım. Sonunda geleceğimiz yer burası çünkü. Evet, bakın bu dosyanın içinde aldığımız dump'ın içinde geçen stringlerden saldırganın kullandığı komutları ayıkladık. Ve burada şunu gördük. Gitmiş FTP dizini altına bütün uygulama dizinimizin bir neyini almış. Tarını almış. Sonrasında bu dosyayı tekrar oradan silmiş. Büyük ihtimalle bunu indirdi. Sonra indirdikten sonra oradan sildi. Ondan sonra bakın sistemde ARP vesaire çalıştırmış. Çok büyük ihtimalle o ulaşmaya çalıştığı Windows
sunucunun IP'sini vesaire buralardan bulup onlara doğru SMB client'la gitmeye çalıştı. Peki FTP dizinine gidelim şimdi. Orada neler var bakalım. Önce uygulama içinden ilerleyelim. Bakın o biraz önce gösterdiğim detaylarda burada diğer yaptığı şeyler de hareketlerin hepsini de burada görüyoruz. Nereye gidelim demiştik. Peki bu şeyi nasıl çalıştırdı? Şimdi oraya odaklanalım. Bu şeyi nasıl çalıştırdığını bilmiyoruz ama nereden çalıştırdığı ile ilgili fikir sahibi olabiliriz. Çünkü şunu hatırlıyorsunuz, şeyi söylemiştim. Bu çalışan shell script çalıştıktan sonra Node.js'in kendi built-in web sunucusunu kullanıyor ve bu web sunucu herhangi bir yere herhangi bir log yazmıyor. Haliyle de ne bunun içinde yapılan işlemleri görebiliyorduk. O yüzden gidip debugger'la bağlayıp bunun bir dump'ını alıp dump'ın içinde saldırganın neler yaptığını incelemiştik. Şimdi gidelim bu şeyi nasıl çalıştırdığını bulalım. Nasıl yüklediğini bulduk ama yüklemiş olması çalıştırması anlamına gelmiyor. Şimdi nasıl çalıştığını bulmak için şunu yapacağız. Önce gidip ilgili prosesin çalıştığı saati bulacağız. Proses şu idi. Şurada 21.52'de bu prosesi çalıştırdığını görüyoruz. Ne vardı? Sistem saatleri arasında bir fark vardı. 21.52'den 3 saat geriye gidip sistem loglarında nereye dokunulduğuna bakacağız. Ne zamandı? 23'ün loglarıydı. Aksi pardon. Evet. 23 diyelim. Gidelim şimdi. Kaça gidecektik? 18.52. 18.52'ye gidelim. Evet. 18.52'de ve öncesinde şurada logda şunları görüyoruz. Bakın profile sayfasında profile endpoint'inde bir takım request'ler yapmış, bir şeyler denemiş hem get hem post'la ve ilginç bir şekilde tam da bizim shell'imizin çalıştığı dakikadan itibaren burada çalışmayı bırakmış. Bununla ilgili bir şey yapmayı bırakmış. Diğer bir deyişle şurada son bir post request'i göndermiş ve akabinde bizim shell'imiz çalışmış. Peki ne yapacağız? O zaman gideceğiz uygulamaya. O zaman gidip uygulamaya burada neler olduğuna bakacağız. Önce profile sayfasına bir gidelim bakalım burada ne var ne yok. Şimdi yine zamanımız az olduğu için bu kısımları biraz hızlı geçeceğim. İnceleyip araştırdığımızda şunu görüyoruz. Saldırgan gerek config dosyalarından, gerek elde ettiği sistem bilgilerinden bizim burada pub isimli template engine'i kullandığımızı fark ediyor. Ve burada önce gelip şunu deniyor. Username'ini değiştirmeyi deniyor. Bakıyor ki burada sorun yok. Gelip tekrar deniyor. Evet, bu da oldu. Şimdi burada inputlar nasıl işlenmiş onu kontrol ediyor. Evet, bir aşama geçtim diyor. Tekrar şöyle bakıyor. Peki acaba sonra neler oluyor? Bakın 1 artı 1 gönderdim. Burası 2. Yani şimdi burada aslına bakarsanız gidip bu template engine ile ilgili zaten bilinen bir zafiyetin çalışıp çalışmadığını
test ediyor. Bu zaten bilinen bir zafiyet ve bazı durumlarda bu Node.js'in Pug Template Engine'e doğru süzülmemiş, doğru filtrelenmemiş inputlardan gelen kodları engine'in içinde çalıştırıyor. Saldırgan da bu hikayede tam olarak bunu kullanıyor. Ve buraya gelip biz nasıl ki bir ile biri toplayıp iki sonucunu aldık. O da şunu yapıyor arkadaşlar. Gelelim şuraya. Şunu yapıştırıyor. Hatta ben şimdi şurada Shell 23 JS demiştik en son gönderdiğimize. Ben onu buraya yapıştıracağım ve onu çalıştıralım diyeceğim. Evet. Şurayı da genişletelim. Neler olduğuna bakalım. Acaba neler oldu? Gidelim bakalım şimdi. Bakın 66-65'te şelimiz çalıştı. Peki şimdi gidelim buraya. Başka bir tarayıcıyla deneyelim. Herhalde dört tarafında bir sorun oldu. Firefox'un işgüzarlığına denk geldik. Yani hayatımda ilk defa böyle bir böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Çok özür diliyorum sizden. Çok çok özür diliyorum. Biz şöyle yapalım. Evet, şunu tekrar çalıştıralım.
Çalıştırırsa tabii. Evet. Başardık. Shell'i çalıştırdık. 66-65 port ilginç bir şekilde tarayıcıların kızdığı bir portmuş arkadaşlar. Bunun için özür diliyorum. Mesela burada tekrar şimdi şeye bakalım. Bakın artık sistem üzerinde her şeyi yapabiliyoruz ve bu yaptığımız işlemler ne komut geçmişinde, ne herhangi bir web logda, ne bir get, ne bir post request olarak herhangi bir yerde kayıt altına alınmıyor. Sonra saldırgan şunu yapıyor. Sonra saldırgan şunu yapıyor. Evet. Buradaki senaryoda şu komutu işletiyor. Bakınız. Gidip FTP dizinin altına shop.gz diye bir dosya oluşturuyor ve bütün shop dizininin kaynak kodunu bu dosyaya yazıyor. Şimdi gidelim ilgili FTP dizininde neler bekliyor bizi ona bakalım. Evet, uygulamanın FTP endpointinde de bizi bunlar bekliyor ve biraz önce bahsettiğimiz bakın shop.gz dosyası burada. Bu arada burada geldiğimizde yine tıpkı gerçek senaryoda olduğu gibi bakınız uygulamanın bütün ayarlarının olduğu bir dosyanın yedeği burada unutulmuş. Tıklıyoruz üzerine. Oh, bunu bize vermedi. Şöyle yapalım. Buraya bir null byte Evet, dosyayı bakın aldık. Aynı şekilde geri gidip bütün uygulama dizinini ne yaptık? Sunucudan aldık. Bir kere daha söylüyorum, bunlarla ilgili hiçbir yerde hiçbir logumuz yok. Yani şurada biraz önce debugger'a bağlayıp şuradaki prosesin yaptığı işlerin bir özetini almamış olsaydık hiçbir şeyden haberimiz olmayacak ya da hiçbir şeyin izini görmüyor olacaktık arkadaşlar. Şimdi ben fark etmişsinizdir ki slaytlardan biraz koptum. Oraya geri döneyim. Nerede kalmıştık ona bakalım. Evet, FTP altında neler olduğunu da gördük. Sonra gelelim zamanlanmış görevlere. Unix camiasının Chrome dediği şeye gelelim. Burada en başta birlikte son 24 saatte değiştirilen dosyaların listesini şeyden bakmıştık, slide'dan görmüştük ama ben orada da size şunu göstereyim. Yine buranın da gerçekçi olması için baya çaba harcadım. Çünkü gerçek senaryoda da olaylar böyle gelişmiş idi. Şu yukarı bir yere gidiyor muydu? Gidiyordu, yukarı gidiyordu.
Bakın şurada Admin Tools dizinin altında Log Rotation diye bir script görüyoruz. Şimdi gidip önce dosyanın ne olduğuna bir bakalım. Daha doğrusu bunu burada nasıl bulduğumuzu söyleyeyim size. Aslında çok basit. Biraz önceki debug dosyasını detaylı incelediğimizde, o dosyayı satır satır incelediğimizde, ki binlerce satır bu, saldırganın shell üzerinden çalıştırdığı komutların birisinin de Chrome tab'a bunun eklenmesi olduğunu gördük. Yani saldırgan shell üzerinden önce geliyor, ilgili user'ın home dizinin de gizli bir klasör oluşturuyor. Bu klasörün altına da bir tane dosya ekliyor ve her gece 4 çeyrekte bunun çalışmasını sağlıyor. Gidelim buradaki dosya neymiş ona bakalım. Evet. Şimdi bunu çözmek bile saate yakın zamanımızı alacak arkadaşlar birlikte yaparsak, ama ben size bunun decompile ettiğimizde, deobscurate ettiğimizde ne çıkacağını göstereyim. Tam olarak bu komut işliyor. Yani her gece 4'ü çeyrek geçe saldırganın, burada ben tabii kendi IP'm var ama, saldırganın IP'sinin 8081 portuna bir shell açıyor. Yani bunu büyük ihtimalle persistency için kullanıyor. Ne yapıyor? Olur da fark edilirsem, mevcut shell'i bir şekilde kaybedersem, fark edip o shell'i silerlerse, o prosesi durdururlarsa, gece 4'te benim IP'me doğru bir reverse açılsın. Eğer şimdi şurada bunu işlettiğimizde ne olacak? Normalde karşı tarafta bunu dinleyen bir şey yoksa zaten cevap vermeyecek ve herhangi bir proses çalışmayacak. Yok, ben karşı tarafta yeterince zaman geçti artık farkına varmazlar deyip de bu portu dinlemeye başlarsam, burada cron çalıştığında ben buradaki shell'i alacağım ve sistemde kaldığım yerden çalışmaya devam ediyor olacağım arkadaşlar. Evet, fark ettiğiniz üzere aslında bunların hepsini slide haline getirmiştim, ama özellikle geçenki webinarda da hep slide'dan anlattım. Biraz da canlı bir şeyler gösterseydin diyenler olduğu için biraz böyle karmaşık gittim. Tabii Murphy kanunları yine işledi, fark ettiğiniz üzere bir şeyler ters gitti etti, ama çok sorun olduğunu sanmıyorum. Şimdi yine geçen sefer yaptığımız çalışmada soru cevaba zaman ayıramamıştık. Bununla ilgili eleştiriler almış idim. O yüzden bugün mümkün olduğunca o kısmada boşluk bırakmak istiyorum. Ama öncesinde şunu özetleyeceğim. Burada bu vaka yaşandı. Saldırgan henüz daha yolun başındayken, hatta keşif aşamasıyla persistency aşaması arasında bir yerdeyken yakaladık ve gerekli önlemi aldık. Ama burada üzerinde konuşulması gereken şeyler var. Bakınız, prot makinesinde saldırganın kullandığı araçlardan birisi Wiget. Aslında bu makinede hiç ihtiyaç olmayan bir uygulama. Kullanıcı çalıştığı için aslında bu makinede Wiget olmasa zaten kendisi de kuramayacak. Yine bunun dışında kendi kullanıcısıyla crontab prosesini çağırabilmesi bir problem. Aslında çağıramaması gerekiyor. Yani özetle bir makinede bir uygulamayı proda aldığınızda o kullanıcıyı sadece uygulamanın çalışabileceği, proda aldığınız uygulamayı çalıştırdığınız kullanıcıyı sadece uygulamanın ihtiyaç duyabildiği kadar yere erişecek şekilde kısıtlamak bir lüks değil. Burada yapacağımız sıkılaştırma bir gereklilik arkadaşlar. Çoğu zaman atlanan bir durum. Ne oluyor pratikte? Makine kuruluyor. Şimdi makinede ne çalışacak? Node.js çalışacak. Ne yapıyor ilgili ekip? Gidiyor nodu kurmak için işte çeşitli widget'i kuruyor, onu kuruyor, bunu kuruyor.
Bir sürü araç kuruyor. İşte her şeyin yolunda olduğunu görmek için bakın ben kullanıyorum, NetStat'i kuruyor vesaire. Aslında uygulama çalışırken ihtiyaç olmayacak ama makinayı Pro'da hazırlarken ihtiyaç duyulan bir sürü araç kuruluyor ve bu araçların bir listesi bir kenarda tutulmadığı için bu araçlar sistemden geri kaldırılmıyor. Sistem üzerinde duruyor. İşte yarın bir gün saldırgan geldiğinde bu araçlar onun için çok kullanışlı şeyler haline geliyor. Yani buradan varacağımız sonuç neresi? Kullanmayacağımız, uygulamanın ihtiyaç duymayacağı hiçbir aracı sistem üzerinde barındırmıyoruz. İşimiz bitince kaldırıyoruz. Mümkünse her şeyi test ortamında yapıp buraya sadece prod'da çalışacak kodlarımızı deploy ediyoruz. Sonrasında bakın yine burada saldırganın kullandığı diğer bir konu şu idi. Normalde diyelim ki yani gerçek uygulama 443 portta çalışıyordu bu arada. Biz burada 3000'de yaptık testlerimizi. Ama burada yine de şöyle bir şey oldu. Bakın saldırgan gidiyor. Benim burada 6660 portta çalıştırdığım şeyi 8083'te çalıştırıyor. Ve firewall tarafında ya da sistemin herhangi bir yerinde ya kardeşim bu uygulama sunucusu zaten sadece 443 porttan internete çıkması gerekiyor diye bir sıkılaştırma, bir ayar yapılmadığı için saldırgan shell'i çalıştırdıktan sonra çok basit bir şekilde ona erişip işine de devam edebiliyor. Aslında olması gereken neydi? Olması gereken şuydu. Bu makine 443 portta çalışan bir hizmet sunuyorsa makine üzerindeki diğer portların internetle erişiminin kesilmesi gerekiyordu. Buradaki örnekte kesilmediği için saldırgan canın istediği portta bir shell kaldırıp bunu çalıştırdı. Peki bir de fark ettiyseniz Cronjava koyduğu bir tane şey var. Reverse shell var. Bakınız burada şu yetmiyor. Yani dışarıdan bu makinenin 8083 portuna gelen istekleri kısıtlamanız, daha doğrusu dışarıdan bu makineye doğru gelen 443 isteklerini kısıtlamanız, diğer isteklere izin vermemeniz yetmeyecekti. Çünkü adam içeriden dışarıya doğru da reverse çalıştırıyor. Yani nereye geliyoruz? Bu uygulama çalışırken dışarıda nerelere, hangi portlara, hangi IP'lere, hangi servislere erişecekse bununla da ilgili sıkılaştırma yapmak gerekiyor. Ha, bu aşılamaz mı? Tabii ki aşılabilir. Yani mesela siz 53'e izin verirsiniz. Adam gider reverse'ünü 53 üzerinde çalıştırır vesaire. Hani bunlar karmaşık senaryolar ama yine de işi zorlaştıracak önlemleri almak gerekiyor. Diğer bir konu bakın bunu bütün sunumlarda söylüyorum, anlatıyorum. Log toplamıyoruz. Yeterince log toplamıyoruz ya da topladığımız loglar genelde uygulamanın düzgün çalıştığı varsayılarak toplanan loglar. Mesela buradaki örnekte evet Node.js uygulaması, bu shop uygulaması access logları bir yere yazacak şekilde yapılandırılmış ama işte öngörülmeyen ne? Ya birisi gelip de bu uygulamayı istismar ederek başka bir instance çalıştırırsa onun logları ne olacak? Buradan nereye geliyoruz? Bu vakada yok idi. Sadece uygulama logları yetmiyor. Bizim ağımızı izlememiz, gözlememiz de gerekiyor. İşte şimdi geliyoruz güvenlik araçlarına doğru. Bakın siz de farkındasınız ki iyi yapılandırılmış, doğru konfigür edilmiş bir WAF ürünü kullanılıyor olsaydı buradaki senaryo çalışmayacaktı. Yani bu bir incident'a dönüşmemiş olacaktı. Ya da bir WAF ürünümüz değil de bir IDS ürünümüz olsaydı ve biz bu sunucunun mirror trafiğini bir IDS üzerinde hatta daha özel konuşalım, özelleştirerek konuşalım. Bir surikata rule setinden geçiriyor olsaydık burada yaptığımız işlerden en az bir ya da iki tanesine surikata bir alarm üretecekti ve biz buradan bir sorun olduğunu gelip görecektik. Unutmamamız gereken, aklımızdan çıkarmamamız gereken yer, her vakada bunun kadar şanslı olmayabiliyoruz. Tam o sırada Windows admini loglarla ilgili bir şey yapmıyor olabiliyor. Bu durumda ne olacaktı? Ben size söyleyeyim. Bu adam günlerini bu makinede geçirecekti. Ta ki başka bir yerde
başka bir şeye dokunana kadar kimse fark etmeyecekti. Siz de biliyorsunuz ki production'daki bir uygulama sunucuya hiçbirimiz bağlanıp da ya buna kimler login oldu, kimler ne yaptı diye bakmıyoruz. Kaldı ki buyurun bu makinenin de loglarını birlikte inceleyelim. Ne bizim dışımızda login olan var, ne sistem loglarında sıra dışı bir şey var. Bütün loglara baktığınızda göreceğiniz adamın bir kere uygulamanın çalıştığı BGA user ile süper user olmaya çalışıp başaramadığı ile ilgili tek bir satır log göreceksiniz. Onu da büyük ihtimalle zaten herhalde ben yanlış yapmışımdır deyip geçeceksiniz. Bir diğer konu da testler konusu. Burada da gördüğünüz üzere evet şeyler çok havalı. İşte REST API kullanıyoruz, Node kullanıyoruz, onu kullanıyoruz, bunu kullanıyoruz. İşte şu mimariyi kullanıyoruz, şöyle cloud kullanıyoruz, böyle şunu kullanıyoruz. Bunlar çok güzel şeyler ama bunların gerek development aşamasında gerekse devreye alındıktan sonra doğru test edilmesi, doğru kontrol edilmesi gerekiyor. Yani bakın buradaki uygulamadaki zafiyetler testler sırasında yakalanabilir miydi? Yakalanabilirdi. Evet, çoğu zaman developer arkadaşlar diyor ki bizim buna ne zamanımız var, ne bize bununla ilgili bir bütçe veriliyor vesaire. Biz evet daha doğru testler yapmamız gerektiğini bilsek de maalesef yapamıyoruz diyorlar. Diyelim ki orada atlandı. Sonrasında bakınız bu uygulamayla ilgili en az bir kere bir pen test çalışması yapılmış olsaydı yine biz saldırgandan önce bunları görüyor olacaktık. Yine bu uygulama özelinde şunu söyleyebilirim. Evet belki biz saldırgan çok yayılmadan tedbir aldık, durumu fark ettik ama sizin de fark ettiğiniz üzere koskoca bir uygulama dizininin bütün kopyası saldırganın elinde. Bu şu demek, bu saldırgan o uygulamanın satır satır bütün kaynak kodlarına çalışacak. O dosyaların içinde credential'lar varsa onları bulacak. Yoksa bile uygulamanın başka istismar edilebilecek bir sürü yerini bulacak. Ve daha sonra tekrar gelecek. Hele hele bu uygulama 50-100 instance'a dağıttığımız bir uygulamaysa varın kabusun kalanını sizler düşünüyor olun. Sizler değerlendiriyor olun arkadaşlar. Yani gereksiz araçları barındırmayacağız. Sıkılaştırmalarımızı doğru yapacağız. Mümkün olduğunca log toplayacağız. Log toplama ve analiz ürünlerini özellikle web uygulaması tarafında WAF vesaire ürünleri ya da işte IDS gibi ürünleri canım gerek yok. Benim kodlarım sağlam, benim uygulamalarım sağlam ya da işte benim bir tane firewall'um var o her şeyi zaten yapıyor diye değerlendirmiyor olacağız arkadaşlar. Şimdi şuradan Zoom'un arayüzünü bulabilirsem soru cevap tarafına bir bakayım. 6 tane soru gelmiş. Evet Erdem hocam 6660 portun kapalı olduğunu varsayar isek nasıl erişim sağlayabilir demiş. Doğru söylüyorsunuz. Biraz önce zaten sıkılaştırma adımında bunu anlattım. Ama siz de bildiğiniz üzere o portlar bir şekilde açılıyor ve bir şekilde açılıyor ve sonra bir daha kapanmıyor. Burada ben şunu söyleyebilirim. Saldırganın elinde sadece orada kullandığı XML tarafında kullandığı zafiyetle daha fazla yol alabilir. En kötü senaryoda gelip burada çalışan Node.js'e gidip mevcut uygulamanın içinde çalışacak bir shell de ekleyebilecek imkanı var aslında. Evet kolay değil, evet zor, evet çok uğraşması gerekiyor ama yani buradaki input validation zafiyetleri nedeniyle saldırgan pekala mevcut çalışan uygulamanın içinde de bir shell çalıştırabilirdi. Yani ben shop.bga.com.tr/ bilmem ne adresine gittiğimde de shell beni bekliyor olabilecek hale gelebilirdi. Bunun olmamış olmasının nedeni o kadar zamanın olmamış olması. Node.js'in ayağa kaldırdığı sunucu bir nevi lokalde kalması gerekiyor. Evet, bu da bir çözüm. En azından uygulamayla internet arasına bir proxy, bir şey koyarak orada da gerekli önlemleri alarak WAF ya da benzeri bir şeyler çalıştırarak
önlem alabiliriz. Yine Erdem hocamın söylediği şey var. FTP Shop Tar gezi adresine erişmesi için sunucuda internetin açık olması gerekiyor. İşte hocam zaten uygulamanın altında URL yazarak gittiği için aslında FTP diye bir endpoint olduğu için burada developer şöyle düşünmüş. Buna sadece admin credential'ı ile login olunduysa buraya erişilebiliyor diye düşünüyor. Normalde yoldan geçen kullanıcının o endpoint'e erişemeyeceğini düşünüyor ama bu çok sık yapılan bir hata. Çünkü her zaman şeyi düşünmemiz gerekiyor. Ya benim credential'ım çalınırsa ya da burada aldığım önlem istismar edilirse core işlemi dediğimiz ayrılan shell'in string ifadelerini çıkarmak değil mi? Bir de dosyayı çalıştırdığını nasıl anladık? Dosyayı çalıştırdığını nasıl anladık? Dosyayı çalıştırdığını aslına bakarsanız NetStat tarafında baktığımızda yani uygulamadaki aktif listener'ları dinlediğimizde orada 6660 portu dinleyen bir uygulama gördük. O uygulamanın peşine gittiğimizde bunun saldırganın shell'i olduğunu fark ettik. Core işlemi dediğimiz shell'in string ifadelerini çıkarmak değil mi? Aslında tam olarak bu değil. Orada core olarak aldığımız dosyayı sonra üzerinde farklı işlemlerde yapabiliyoruz. Onu sadece string dosyası olarak düşünmemek gerekiyor. Sanıyorum başka soru da yok. Başka sorusu olan yok ise şimdilik bugünlük bunu burada bitirelim derim. Chat tarafında da bir şey var. Onlara da bir bakayım. Tehdit aktörünün BGA Shop'tan satın alma işlemi yapan müşterinin bilgilerine de ulaşması gibi bir durum söz konusu olur muydu? Nurfer Hanım şöyle düşünelim. Bu uygulama bir veri tabanıyla çalışıyor ve veri tabanına erişmek için gereken credential'lar vesaireler uygulama dizinin içinde bir yerlerde var idi ve saldırgan bu uygulama dizininin komple bir kopyasını aldı. Yani bizim database'imiz, veri tabanımız uygulama dizinin içinde değilse bile artık saldırganın elinde o veri tabanına erişecek credential'lar ve kaynak kodumuz var. Yani evet, eninde sonunda o veri tabanına da ulaşıyor olacak idi. Fark etmeseydik. Evet. Uygulama Arslan hocam uygulama container'da olsa o zaman çok daha güvendeydik. FTP erişimi hariç. Evet doğru söylüyorsunuz. Container'da olmasının da avantajları olacaktı ama Aslan hocam container'da olmasının bizim için bazı dezavantajları da olacaktı ki bu dezavantajlar özellikle biraz önce bahsettiğim IDS, log toplama vesaire tarafında. Bunları da dilerseniz başka bir webinarda konuşalım. Zaten bundan sonrasında yine sizlerden gelecek taleplere göre aslında bitliğindeki forma doldurursanız ya bir de Windows IIS üzerinde benzeri bir vakayı sizlerle inceliyor olalım. Ya da peki iyi güzel de hep log diyorsun. Bu logları nasıl alacağız? Ne yapacağız? O taraftaki çözümler nelerdir? Dilerseniz sonrakinde onları konuşalım. Sizin oraya yazacağınız yorumlara göre bir sonrakine birlikte karar veriyor olalım. Ben hepinize çok teşekkür ederim. Katıldığınız için, dinlediğiniz için, aksilikler için özür dilerim. Keşke zamanımız daha çok olsa daha geniş konuşabilsek. Hepinize iyi çalışmalar.